Orkide saksısı Eylül ve Kasım ayları arasında yapılması gereken bir değişikliktir. Saksı değiştirilirken gübreleme yapılması da yine önemli bir konudur. Saksı değişimi yapılırken orkidenizin yeni bir sürgün vermiş olması ya da önceden kaybettiğiniz kurumuş olan sürgünün yerine yeni sürgünün gelmiş olması önemlidir. Orkide özellikle çiçeklenme dönemine geçtiği dönemlerde saksısının büyütülmesi, yeni bir toprakla desteklenmesi orkidenin çiçeklenme dönemini hızlandıracaktır. Şimdi sizlere orkidenin saksı değişimini gösteriyorum. Orkidemizi saksısını çıkardıktan sonra iyice budanmış ve kuru köklerinden, hasta köklerinden temizlenmiş olan orkideyi yeni saksımıza alıyoruz. Yeni saksının şeffaf ve delikli olması çok önemli bir konudur. Ardından orkidemizi yeni saksımıza yerleştiriyoruz. Büyüyen orkide kendisinin bir önceki saksısından bir numara büyük saksıya yerleştirildikten sonra orkidenin hareket etmemesi ve üstündeki çiçeklerinin ve dallarının zarar görmemesi için daha önceden satın aldığımız orkide toprağımızı kalan boş kısımlara yedekleyerek orkideyi saksının içinde sabitliyoruz. Bu çalışmamızdan sonra bir önemli konu da orkidenin sulama aşamasına gelecek. Bu şekilde iyice sabitliğinden emin olduğumuz orkideyi üste kalan boşluklarını da tamamladıktan sonra daldırma işlemiyle sulama metoduna geçiyoruz. Saksısını değiştirdiğimiz orkidemizi sulama işlemi için daha önceden hazırladığımız kaba 3 kere batırıp çıkartarak sulama işlemini gerçekleştiriyoruz. Böylece orkidemizin sulama işlemini tamamlandırmış bulunuyoruz. Saksısını değiştirdiğimiz orkidenin bakımı açısından yine düzenli sulanması, saksı köklerinin hava deliklerinin toprakla tıkanmamış olması, saksı değişiminin bir sonraki dönemde orkidenin ihtiyaç duyduğunda yine saksının büyütülerek köklerinin rahat edebildiği ebatlarda olması saksı değişimi için önemli bir husustur.